Selam. Mayıs'ta benim doğum günüm. O nedenle erkek arkadaşım bana bir sürpriz yaptı ve bir yere gidecekmişiz. Bir yere uçak bileti almış. Saçlarımla ilgilensem iyi kızım aslında. Çok heyecanlıyım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Tabii ki de hava durumunu öğrendim tabii ki gittiğimiz yerde hava durumunun nasıl olacağını. Ama ben zaten bir gecelik gezilere bile dünyayı alan bir insanım. Çünkü ya öyle olursa işte ya yağmur yağarsa ya kar yağarsa. Ondan sonra ya işte şöyle olursa her gün üstüme bir şeyler dökersem her gün işte iki tane tişört mü gerekir ne olacak? Tam olarak ipucu da vermedi bana aslında. Hiç vermedi daha doğrusu. Hava durumundan da yola çıkarak hiç tahmin etmeye çalışmadım. Çünkü sonuçta bir sürpriz yapıyor. Sürprizin de bozulmasını istemem yani. O yüzden hiç böyle araştırmadım acaba neresi olabilir falan diye. Yani bana gerekli bilgileri verdikten sonra hava durumu gibi hazırlanmam lazım çünkü benim önce bir psikolojik olarak düşünmem lazım bavuluma ne koyacağım diye. Bavulumu tarttım. Yani tartabildiğim kadar. 16 kilo gibi bir şey çıktı. Yani 20 kilo hakkım vardı sonuçta ve ben bunu bayağı kullandığımı düşünüyorum. O yüzden bence hiçbir sıkıntı yok. Galiba yurt dışına gidiyormuşuz. Pasaportunu al dedi. Heyecanlıyım. Benim koca bavulum. Şimdi şey yaptık. Pasaport kontrolünden geçtik. Belgrad'a gidiyormuşuz. Öğrendim. Çok heyecanlıyım. Haftalardır planlıyormuş. Arkadaşım gitmişti, Belgrad'ı gezmişti, ondan tavsiyeler almış. Biz beraber oturuyorduk, ben gittiğim anda hemen konuşmuşlar. Bir sürü planlar yapılmış. Öyle şimdi şeyin kapının önünde bekliyoruz bizi uçağa almalarını. Kahve içeceğiz biraz. Canım sevgilim su almaya gidiyor, susadım. Çok heyecanlıyım, Belgrad'a daha önce hiç gitmemiştim, Sırbistan'a. Gitmek de istiyordum. Aslında daha önce böyle bir plan yapmıştık da gitmemiştik. Akşamda bir pizza restoranına rezervasyon yapmış. Cumartesi de günü bir date'e çıkacakmışız. Bir galiba restorana gideceğiz. Öyle. Heyecanlıyım bakalım nasıl olacak. Oradaki tavsiyeleri de söylerim. Orada şey yapmamız gerekiyormuş. Taksicilerin kazıklamaması için bir taksi yeri varmış. Oradan fiş alıyormuşsun. Onunla beraber gidiyormuşsun. Aynı zamanda otobüs veya dolmuşla da gidebiliyormuşsun. Ama metro yokmuş. Babamın şurada bekliyor. Please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt. Belgrad Havalimanı'na geldik ve bavulumun inmesini bekliyorum. Benim babam. Aferin, teşekkür ederim. Biraz attı, neyse. Biraz attı ama sıkıntı yok. Biraz sorun yaşadık ama taksi info yerini bulduk. Gümrükten çıktıktan sonra, bayağı çıktıktan sonra şu işte buradan şey alacağız, bilet alacağız. Burada taksiler beyazmış. Onu öğrendik. Birazcık problemler yaşadık otelimizi bulmadan. Çünkü otel değildi. Booking'de öyle göstermiyormuş ama aslında tatlı bir yer içi ama dışarısı birazcık bildiğiniz apartman. Yaşlı bir kadın şey yapıyor, kiralıyor. İsmi neydi? My Little Cute Little Apartment. Cute Little Apartment. İçi güzeldi. Kadını bekledik gelmesini evet. Biraz. Evet, Booking'de de sadece içinin fotoğrafları vardı galiba bu sebeple. Evet, aynen. Yani evet içi güzel. Onda diyecek hiçbir şey yok. Ama
orada beklerken, çünkü neresi olduğunu da bulamadık. Yani Vive şeyde göstermiyor GPS'te. Direkt böyle kapı numarası baka baka aradık. Daha sonra bulduktan sonra da kimse yoktu yani bize yardım edebilecek. Neyse ki şans eseri bir çift geliyordu yaşlıca. Aşırı da yaşlı değillerdi. Ondan sonra onlara sorduk. Oradaki kadın çok tatlıydı. Bayağı yardım etti bize. Bizimle bekledi şey gelene kadar, kadın aradı onu. O yüzden iyiydi. Sonra ne yapacağız? Bulabilirsem yerine Duru'yu da gideceğiz. Aa, evet, arkadaşımın söylediği bir yer vardı. Gizli bir barmış. Oraya gidip bir numara arayınca gelip sana kapıyı açıyorlarmış. Yoksa giremiyorsun. Herkesin girebileceği bir... Yani ararsan girersin de normalde görünen bir yer değilmiş. Öyle bakalım. Yemeğimizi yedik. Bayağı bir yedik hem de. Çok yedik. 555 dinar. İşte Sırp parası işte. Sırp dinarı tuttu. Gayet iyiydi. İtalyan restoranıydı. Ben pizza yedim, o lazanya yedi. Çok lezzetliydi. Şimdi bu gizli bara gideceğiz. Druid barmış değil mi? Evet. Druid bara gideceğiz. Sevgilinle yürüyoruz. Belgrad sokaklarında. Ben yanlış bilgi verdim size. 3330 dinar ödemişiz. Tip olarak 555. Tip olarak 555 dinar ödemişiz. Bu 3330 dinar ne kadar ediyor demiştin? 33 dolar. 33 dolar ödemişiz yani. Yani havalimanındaki kura göre bir de bu şehrin merkezindeki kuru bilmiyoruz. Evet. Belki daha az ediyordur büyük ihtimal. Olabilir. Neyse yani yine de çok güzeldi bence bu fiyat için. Okey denilebilir. Yine okey yani. Değil mi? Yani Türkiye'de daha pahalıya pizza yediğimiz oldu. Evet, bayağı oldu yani. Druid burası, bu yeşil ışıklı yer. Çok görünmüyor ama. Benim yakışıklı sevgilim görünüyor. Bardan çıktık. Çok güzeldi. İlk başta numarayı arıyorsun, sonra gelip kapıyı açıyorlar, seni içeri alıyorlar. Bir tek şey hariç çok güzeldi. Bir tek şey hariç çok güzeldi. Arkadaşlar sakın Aztek Mistik diye bir içki var orada. İsmine aldanıp ve içindeki kakao şuruba aldanıp onu almayın. İçilmiyor, mümkün değil. Pişmanlık yani. Yani içerseniz bilmiyorum, hastanelik olabilirsiniz. Ama onun dışındakiler bayağı iyiydi. Evet evet, diğerleri güzeldi. Ortalama bir içki yok yani. Ya çok iyi ya evet, Aztek aynen. Yani. Mekan gayet güzeldi. İç kokteyller işte 855-900 civarı. Dinar. 900'den pahalı yoktu. 800'den de ucuz yoktu ama. Çok evet, dar evet. Bir arada. Ortalama o şekilde. Mekan çok güzel, ambiyansı çok güzel. Çok küçük bir mekan zaten. Yani çok yoğun bir zamanda giderseniz muhtemelen yer bulamazsınız. Biz biraz şans eseri bulduk. Evet. Son kalan yerlerden birine oturduk hatta. Aynen, son kalan yere oturduk. Ama gayet güzeldi. Çalışanlar çok ilgili. Hatta bir tane likör ikram ettiler. Öyleydi, zevkliydi. Tavsiye ederiz. Druid. Evet. Odamız. Buradan girdik. Kapıyı çok zor açtık. Şöyle giriyorsun. Burada mutfak. Burada böyle hatıralar falan koymuşlar. Mutfağımız. Ay bakayım. Ha, tuvaletin ışığı. Tuvalet güzelmiş aşkım bu arada. Aynen. Günaydın. Bugün şimdi ne yapacağız? Bir kruvasancıya gideceğiz, kahvaltı yapacağız. İsmi var mı kruvasancı? Yani... La Boulangerie. La Boulangerie. Benim okumamam daha doğru oldu yani. Orada kruvasan... Teşekkür ederim. Ay, orada kruvasan yiyeceğiz. Daha sonrasında Nikola Tesla Müzesi var burada, ünlüymüş. Ona gideceğiz. Daha sonra Tarihi Kale'ye gideceğiz değil mi? Evet. Tarihi Kale'ye gideceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nı yine bir gezeriz. Ondan sonra o şekilde. Bugün hava güzelmiş. 14-15 dereceye kadar çıkıyor. Dün akşam bayağı serindi ama şimdi güneş oldu. Güneş olan yerler çok iyi aslında.
Seri kaşkın. Bakmam lazım. Bu kadar bilinsiz. Aziz Sava Katedrali. Aziz Sava Katedrali'ne evet. Geldik. Burada çok, burası çok güzel bir park. Bayağı yeşil alanlı. Keyifli. Fazladır. Şu ben şu tepeye kadar çözüm. Onun tepesinde kulüpler de var yani sonuçta. Onun karşısında gözükmüyor. Az önce içeriye girdik ve çok kocamandı, çok büyüktü. Çok büyük. Çok büyüktü ve tek tek mozaik vardı her tarafta. Tepelerde resimler. Yaşlı sakallı bir adamı gelip öpüyordu herkes resmini. Ay evet, bir sıra vardı. Ortada bir şey vardı. Artık İsa mıydı o bilmiyorum. Bilmiyorum. Ondan sonra herkes uzun bir kuyruk oluşturmuştu, gidiyordu, herkes haç çıkarıyordu, daha sonra gidip öpüyorlardı. Ve para atıyorlardı. Ve para atıyorlardı, tamamen mikrop alışverişi dünyadan, ülkeden ülkeye mikrop alışverişi yapıyorlardı, birazcık iğrençti. Az önce Nikola Tesla Müzesi'ne girmeye çalıştık. Ama çok tuhaf bir sistemleri var, biletle çalışmıyor. Yani erken gelin, sırada bekleyin, girebilirsiniz girersiniz, giremezseniz giremezsiniz gibi bir sistem var. Rezervasyon yok. O yüzden 12.30'da gelmiştik, 1'dekine giremedik mesela. Bir grup rezervasyon yaptırmış, grup sadece rezervasyon yapabiliyormuş. Böyle bireysel olarak rezervasyon yapılmıyormuş. 800 dinarmış. Ama onun dışında... Yani bakalım, 4'te boş görünüyor ama aynı zamanda garanti de veremiyor. Hani gelin yarım saat önce, sırada bekleyin, girerseniz okey diyor. Çok enteresan bir sistemleri var. Nikola Tesla Müzesi'ne gelecekseniz aklınızda bulunsun. Önceden gelmeniz gerekiyor. Bakalım 4 için tekrar deneyeceğiz. Umarım 4'te girebiliriz. Valla seans 1'deydi. Biz aslında 20 dakika önce geldik yani. Evet. Ama ona grup rağmen rezervasyon yaptırmış işte. Yani onu da bilemiyorsun. Geçen tekli kişi rezervasyon yaptıramıyor ama grup olursan bütün kapılar açılıyor. Çok ilginç bir sistem yani. Aşkım 5-6 kişi daha toplayalım sokaktan beraber grup gerçekten rezervasyon. Gerçekten sadece şu kapının önünde durum. Giremeyenleri toplasan zaten rezervasyon olabiliyoruz. Evet, kaç kişi vardı? Soru soruyorlardı. Evet, sürekli gelip dönüyor. Çok saçma saçma şeyler. Neyse, 4'te girebileceğimizi umuyoruz. Şimdi saat 2.45. Lorenzo Cacalambo mu? Değişik isimli yerden çıktık. Evet. İçi de çok enteresandı zaten. Çok enteresan sanat parçaları vardı. Yani mutlaka gidin. Yemeği güzeldi, servisi güzeldi. Şimdi Luf Gelato diye evet, bir yere gidiyoruz. Dondurmuş. Güzel, dondurması güzelmiş. Şeyde Nikola Tesla Müzesi'ne de yakın. Böylece zamanı geldiğinde oradan çıkıp şeye gideceğiz. Yine girmeye gideriz bu sefer. Evet, girmeye çalışacağız. Oh, 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 oh
Ne? We have some rules that you have to follow before we start with this experiment. Please just move like half a step behind the fence. That's enough. 3, 2, 1. Çıktık. Nikola Tesla Müzesi'ne girebildik sonunda. Evet. 20 dakika önceden geldik değil mi? Belki biraz daha fazla. 20 dakika önceden geldiğimize rağmen önümüzde bir 30 küsür kişi vardı yani. Çok sırada. Kişi vardı evet yani. 5 dakika daha geç gelse giremezdik herhalde. Aynen. O yüzden erken gelin gelecekseniz. Çok güzel. İçeride deneyler de yaptırıyorlar. Çok zevkliydi. Millet Meclisi. Şimdi evimize girişi göstereceğim. Yani yeri çok tuhaf ama içi güzel. Sıkıntı yaşamadık. Fiyat olarak çok uygundu. 4 gece 125 miydi? 124,5 euro. 4 gece 2 kişi toplam. Aynen gayet iyi. 124,5 2 kişi. Pardon, sağ ol. Buradan çıkınca şuradaki ev bizim ikinci kattaki. Ama çok güzel değil mi? Tamam. Akşam yemeği yedik. Little Bay diye bir mekandı. Gayet şık bir restorandı. Evet. Ve çok güzel bir ikili vardı. Biri piyano çalıyordu, diğeri keman çalıyordu. Çok güzeldi. Evet, orada tasarımı çok şeydi. Evet, sanki operanın iç mekanı gibiydi. Bir opera binası gibiydi. Değişik balkonlar vardı işlemeli. Çok güzeldi. Fiyatlar da ana yemekler 1000-1100 dinar civarıydı. Evet. Değil mi? Orada tavsiye ediyoruz. Eridi mi? Oradan belli olmuyor. Buna at. Bugün uyandık. Bugün ikinci günümüz.
Bugün batı tarafını gezeceğiz. Dün doğu tarafını tamamen gezdik. Bayağı gezdik. 22 bin adım atmışız. Ondan sonra akşam Angry Monk diye bir bara gittik. Bayağı güzeldi. Bir tık daha pahalıydı diğer yerlere göre ama... Ama değiyordu ya. Değiyordu. Gerçekten çok enteresandı. Çok... Barmenler sürekli temizlik yapıyordu. Ondan sonra chopstickler yere değmesin diye bir aparat bile vardı. Yani ona kadar düşünmüşler. Daha sonrasında başka bir bara gittik. O da Druid'e benziyordu. Kapıda böyle arayıp şey yapıyordu ama Druid daha güzel. Burada bir tane adam vardı. Barmenlerden biri biraz suratsızdı. O yüzden çok yüksek puan veremeyeceğiz oraya. Şimdi bir kahvaltı mekanına gidiyoruz. Avokadolu tost yiyeceğiz. Sonrasında kale tarafını gezeceğiz. Değil mi Berger? Evet. Zaten onu sıkaldı sadece. Aynen. Kahvaltı mekanımıza gelmiştik ki yani küçük bir yer ve önünde bayağı bir sıra var. Sıra olduğunu bilmeden içeri girdik çünkü sadece bir grup böyle hani kapının önünde değil de biraz yakında bekleyen bir grup vardı. Ben onu gezici bir arkadaş grubu sanmıştım. İçeri girdik tam oturacaktık. Garson dedi ki sıradan mısınız dedi. Hayır öyle bir şey yok. Yani mekanın ismi Bloom bu arada. Gerçekten çok güzel görünüyordu ama bu sıra beklenmez yani. Yarım saate giremeyiz diye düşünüyorum. Kalenin içinde yürüyoruz şimdi. Ne kadar uzun bunun ucu baksana. Kaleden çıktık. Şimdi tekrar Bloom'u deneyeceğiz. Geze geze. Aynen geze geze. Kale aşırı büyüktü. İçinde şey de vardı aslında. Yanında hayvanat bahçesi de vardı ama prensip olarak biz hayvanat bahçesine karşı olduğumuz için öyle bir oluşuma para vermek istemedik. Desteklemek istemedik. O yüzden girmedik ama lama vardı içeride. Onu dışarı uzaktan baktık. Çok mu güzel? Bloom'dan çıktık. Ve mutlaka gelin. Çok lezzetliydi. Ben avokadolu tost yedim. Sen scrambled eggs'li bir şey yedin evet, değil mi? Evet, bilmem ne bread falandı. Çok hatırlamıyorum çok... ama bayağı güzeldi yani. Çok lezzetliydi gerçekten ve çok sağlıklı. İnsana çok doyuruyor. Tavsiye ederiz mutlaka gelin. Hafta içi 4'e kadar açıkmış, hafta sonu da 5'e kadar açıkmış. Date'imize gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Mekanın adı neydi? Salon 1905. Salon 1905. Bakalım nasılmış. Arkadaşlar, erkek arkadaşımın randevu mekanı olarak getirdiği yer, ben tam randevu mekanına giderken çok güzel bir bina, ne kadar şık diye fotoğrafını çektiğim yermiş. Salon 1905, Michelin restoranıymış ve şu ana kadar çok güzel gidiyor gerçekten. (Gülüyor)
Burası bir tık öyle gibi ya, vibe var evet. Ama içeri göremiyorum. En baştan başlıyoruz işte yani. Beğenmesin çıkıyor. Bizimiz bitti. Çok güzel bir tatil geçirdik. Evet. Belgrad'ı tavsiye ediyoruz, Sırbistan. Söylemek istediğin bir şey var mı?